Sayın Genel Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 28. dönem 2. yasama yılı 18. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımıza geçmeden evvel bugünkü grup toplantımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimizi takdim ediyorum. Ordu İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçe başkanlarıyla yönetim kurulu üyeleri, İkizce ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, Kaçep İl Yönetimi, Türkav İl Yönetimi, Kamusen İl Başkanı ile Türk Eğitim Sen, Türk Haber Sen ve Türk İmar Sen Şube Başkanları, Edirne İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Keşan, Uzunköprü, Süloğlu, Lalapaşa, İpsala, Meriç ve Enez İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri, Kaçep İl Yönetimi, Türk Eğitim Sen İl Başkanı, Kamusen İl Temsilcisi, Giresun İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu, Kaçep İl Yönetimi, Kamusen İl Başkanı, Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Parlamenterler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu ve Taş Medreseli ülkücüler bugünkü grup toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat halinizi kürsüye arz ediyorum efendim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, muhterem misafirler, sayın basın mensupları, bu haftaki grup toplantımızın başında müstesna heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden bütün vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu ve haysiyetli bir hayatın mücadelesini veren bütün kardeşlerimizi yürekten selamlıyor, hepsine şükranlarımı sunuyorum. Tarihe bakmadan, tecrübeye bağlanmadan, tedbir ve temkinli bağlantı kurmadan atılacak her adımın, yapılacak her hamlenin kuşaklar arasında kopukluklar yaratacağını düşünüyorum. Merhum hocamız Profesör Doktor Erol Güngör'ün değerlendirmesine göre milliyetçilik esas itibariyle tarih hakkında bir yorum ve bu yoruma müzahir olarak öngörülen pratiklerden ibaretti. Milliyetçiliğin bir doktrin veya dogmatik bir sistem değil, bir kültür hareketi olduğunu vurgulayan da yine merhum hocamızdı. Milliyetçilik, halka dayalı bir dünya görüşü olması nedeniyle ırkçılığı ve otoriter sistemleri reddetmiş, demokrasiyi, milli egemenliği, İnsan onurunu, karşılıklı saygıyı, adil ve eşit paylaşımı temel almıştır. Bizim fikir ve düşünce yapımızda tıpkı Güngör hocamızın işaret ve ifade ettiği üzere halk ile millet arasında bariz ve dikkate şayan bir fark da bu
bulunmamaktadır. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin veya Türk halkının var olan tüm birikim ve zenginliğini herhangi bir kaygı ve korku duymadan sahiplenmiş, her zaman savunmuştur. Anadolu coğrafyasının vatan olması, bu vatan üzerinde Türk devlet hakimiyetinin özellikle Dandanakan Savaşı ile tecelli etmesi, her şeyden evvel milli birlik ve kardeşliği, marifet ve mükafatı ile ortaya çıkmıştır. Güngör hocamıza göre de Türkiye, Türk devletinin ilk kuruluşu bu şekilde cereyan etmiştir. Türkistan'ın hedefleri Anadolu coğrafyasının hayalleri ile eklemlenmiş, mütakiben Ötüken mirası Söğüt ufkuyla kenetlenerek bölgesel ve küresel statükoyu kökten değiştirmiştir. Bu köklü değişimin müessir yankıları günümüze kadar uzanmakla kalmamış, dava ve siyaset mücadelemizin anlam, amaç ve eylem sınırlarını da belirlemiştir. Ne mutlu bizlere ki geçtiğimiz 9 Şubat günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55. kuruluş yıl dönümünü ilk günkü azim ve kararlılık bitmeyen onur ve gururla hem andık hem de kutladık. Ezelden ebede kervan kervan ilerleyen bir mefkurenin Türk kültür ve medeniyetinin siyasi temsil ve timsali olan bir mefairin milletine ve memleketine kara sevdayla bağlanmış şuurlu bir mensubiyetin 55 yıl evvel siyaset sahnesine çıkması biliniz ki bir çığır açan bir olaydır. Türk milliyetçiliğinin köklü bir vizyonla üç hilal çatısı altında toplumsallaşmış, milletimizin gönlüne tıpkı bir cemre gibi düşmesi sadece Türk siyasetinin değil, bölge ve dünya siyasetini de farklı cephelerden etkilemiştir. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 9 Şubat 1969 Adana Kongresi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşmesi, tekleyen ve tıkanan demokrasi hayatımıza yeni bir nefes, bunalan milli ve manevi toparlanışın özlemini çeken halkımıza yeni bir fırsat sunmuştur. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliği, 10 yıllar boyunca maşeri vicdanda muhkem ve muteber bir mevki edinmiş, böylelikle Türk siyaset ve toplum hayatı aradığı ilkeli, imanlı ve irfan sahibi vatan evlatlarıyla buluşmuştur. Anadolu'nun ruh zenginliği, Türk-İslam coğrafyalarının tarih ve kültür emanetlerini yudum yudum içine çeken, milliyetçi ülkücü hareket ilhamını yaşanmış, Türk asırlarından alarak istikbalin ve güçlü Türkiye'sinin inşasını hedeflemiş, bu uğurda 55 yıldır insanüstü bir emek ve enerji harcamış, buna da devam etmektedir. Dik baş, tok karın, mutlu yarın diyerek haklı mücadelemizi sürdürdük. Biz bu vatan, bu ülkeyi karşılıksız sevdik diyerek fedakar ve vefakar tavrımızı ibra ettik. 24 yıl önce 100 yılla sözleşme yaparken Türk devrinin, Türk ve Türk yüzyılının hayalini kurduk. Milliyetçi Hareket Partisi Kaşgarlı Mahmut'tan Yusuf Hacibe, Has Hacibe, Ziya Gökalp'ten Mümtaz Turhan'a tasavvuf ve tefekkürün adı, Dedem Korkut'tan Edeb Ali'ye, Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a gönül ve iman erlerinin ahvadı, Mevlana'dan Yunus'a, Hacı Bayram'dan Pir Sultan'a mehabet ve muhabbetin anısı, İbn-i Sina'dan Mimar Sinan'a, Ulu Bey'den Piri Reis'e muhasırlığın ve muvaffakiyetin anıtı, Bilge Kağan'dan Osman Gazi'ye, Metehan'dan Alparslan'a, Atilla'dan Yıldırım Beyazıt'a, Fatih'ten Mustafa Kemal'e cesaret ve cüretin ahkamı, fetih ve taarruzun aklı,
Başbuğ Alparslan Türkeş'ten bugüne Türk milletinin şeref yap olmuş hizmetkarlığının ülkücü ahlak ve abidesidir. 55. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da düzenlediğimiz görkemli toplantı muhteşem bir havada geçmiş. Allah eksikliklerini göstermesin. Aziz dava arkadaşlarımın heyecanı göz kamaştırmıştır. Hepsine ve hepinize müteşekkirim. Allah razı olsun diyorum. 55 yıl yürektir, yürüyüştür, yükseliştir. 55 yıl inançtır, iradedir, iddiadır. 55 yıl şereftir, şeriftir, şehadettir. 55 uzun yıl boyunca ihanetlerle yolumuzu kesmek istediler, başarılı olamadılar. Hevai çeşit yöntemlerle saldırıya geçtiler, sonuç çıkmadı. Aramızdan devşirdikleriyle karşımıza geçtiler, hesapları tutmadı. Tuzak kurdular, iftira attılar, karalama yaptılar. Şükürler olsun ki hayalleri kabusa döndü. Dedim, yine diyorum, yine diyeceğim. Bu dava kutludur, bu dava uludur, bu dava dualıdır. Menfur ve melun emel sahiplerinin şer planları sonsuza kadar Adem'e mahkum. Halkın, hakkın ve halkın davasını sekteye uğratacak bir alçak henüz doğmamış. Doğması da beklenmemelidir. Enkaza bizim düştüğümüz yer bile hain niyet sahiplerinin çıktığı yerden çok daha yüksektir. Merhum başbuğumuz Türkeş Bey'in iki emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları, Allah'a hamdolsun onca mütecaviz operasyona rağmen dimdik ayaktadır. Bilinsin ki kıyamete kadar da yaşayacaktır. Karşımıza çıkan fitnecilerin azı dişini ya sökeceğiz ya da kıracağız. Aziz ülkücü şehitlerimize mahcup olmayacağız. Hiçbir hiyanete boyun eğmeyeceğiz. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık. Ecel kapımızı çaldığında da can emanetini inşallah ülkücü olarak teslim edeceğiz. Huzurlarınızda partimizin kurucu genel başkanı başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ülkücü şehitlerimize, ebediyete irtihal etmiş dava büyüklerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad ediyorum. 55 yıl içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı için samimiyetle ter döken, emek veren, mücadele eden her dava arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü azim ve kararlılık, bitmeyen onur ve gururla nice 55 yıllara ulaşmayı, üç hilalin al bayrağımızın gölgesinde dünya durdukça dalgalanmasını Rabbimden temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, partimiz tam 55 yıldır gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin savunucusudur. Onun için de adımız Milliyetçi Hareket'tir. Millet olma halinden daha güçlü bir yapı ve kudret henüz bulunmamıştır. Millet olmakla yeryüzünün çehresi değişmiştir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir. Bizim vazgeçemeyeceğimiz ana çerçeve millet gerçeği ve geleneğidir. Milliyetçilik bu gerçek ve geleneğin şuurla kavranması, sorumlulukla korunmasıdır. Ne var ki milletleşme sonuçlanmış değil, devam eden bir süreçtir. Beraberce yaşanan her gün, her saat, üzerinde ittifak edilmiş dile, kültüre, ülkülere,
doğru artan bir kaynaşmadır. Millet olma hali, toplumun sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik bağın doğal uzlaşma alanıdır. Bu doğal ve kendiliğinden oluşan uzlaşma sonucu, bir oyun havası ile neşelenmemiz, bir matemle hüzünlenmemiz bu yüzdendir. Milli bir başarı ile sevinmemiz, doğal bir felaketle üzülmemiz bu sebepledir. Mesela yaklaşık 3 haftalık uzay görevinden 9 Şubat 2024 tarihinde dönen ve Ankara'ya dün ayak basan Alper Gezer Avcı kardeşimizle övünmemiz, bu konuda müşterek milli hissiyatla göğsümüzün kabarması, millet olma halinin mümtaz bir sonucudur. Bu vesileyle Alper Gezer Avcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, daha nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti saati geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Alper Gezer Avcı kardeşimiz altı çizilmesi gereken şu sözleri aynısıyla bizim de kanaatimizdir. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olmayışımızdır. Nitekim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur ve bu mevcudiyet bizi yeni istikameti uzay olan Kızıl Elma'nın izinden taşıyarak muhakkak ilahi kelimata da ulaştıracak. Merhum Ziya Gökalp'in "Ağla çoban ağla, ovan kalmadı, gözyaşı dök, dök bülbül, yuvan kalmadı" şiirindeki dönemin yaygın umutsuzluğu, yürekli milli mücadele kahramanlarıyla aşılmış, geldiğimiz bugünkü aşamada Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda dev gibi başını yukarı kaldırmıştır. Pergel'in sert ve kalıcı ayağı Ankara'da, hareketli ayağı da muhtelif zaman ve coğrafyalarla birlikte uzayı da kapsamını almıştır. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık azaya da uzaya da Türkçe bakmanın, Türkçe kavramanın, Türkçe yaklaşmanın vakti merhunu gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye yüzyılında tecessüm edecektir. Bugünün yağlı boyası, yarınların paha biçilmez bir tablosudur. Bugünün taşı, yarınların heykeli, binası, göz alıcı mimarisidir. Bugünün mürekkebi, yarının zekayı kibarlaştıran nadide kitaplarıdır. Bugünün Türk insanı da yarınların muhteşem bir fecri, muzaffer bir simasıdır. Bizim anlayışımıza göre Türkçülük, Türk milletini yükseltmekse, eğer ki öyledir, o halde yüksekliğin ve yükselişin eşiği ve bunu durduracak bir engeli yoktur. Bakınız ne diyordu merhum Yahya Kemal Beyatlı? Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız, yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Merhum hocamız Profesör Doktor Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi tarihi eserinde şunları kaleme almıştı. İslamiyet, beşeri dalaletten kurtarmak ve hidayete eriştirmek davası ile zuhur etmiş, kendisine mahsus bir dünya sulhu ve nizamını da birlikte getirmiş ve bu suretle yeni bir cihan hakimiyeti mefkuresi başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi için cihan hakimiyetinin yanı sıra uzay hakimiyeti mefkuresinin de perdesi açılmıştır. Bu mefkureyi keskin zeka, hızlı sezgi,
güçlü idrak ve irade sahibi Müslüman Türk milleti sahiplenecek, tıpkı bir bayrak gibi taşıyacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlik ve kardeşlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur. Yeter ki ağızları palavra ambarından, vapur bacasından ibaret olanlara kulak asmayalım. Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan, ülkesini ve insanını küçük gören, korku tacirliğine soyunan, çağın öznesi olmak yerine piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çekip çıkaralım. Yeter ki inanalım, itimat edelim, itina gösterelim, başarıdan başarıya koşmak için ışık hızıyla çalışalım. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, başarmanın sınırı, mücadelenin sonu yoktur. Gelecek Türkiye'nindir, gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda yeryüzüyle gökyüzü arasında artacak ve kızışacak rekabete stratejik ve tarihi müktesebatıyla aktif olarak katılacak, her alanda ve her sahada ben de varım diyecektir. Tereddüt geçirdiğimiz anda önümüzün kesilmesi mukadderdir. Tenakuza düşmemiz halinde mevcudu kaybetmemiz mutlaktır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının jeopolitiği, süzülerek damıtılan jeokültürel tecrübeler, tereddüt ve tenakuzun hangi feci akıbetleri tetikleyeceğini çok söze hacet bırakmadan ihsas ve işaret etmektedir. İçe kapanırsak, birbirimize düşersek, kardeşçe yaşamak yerine kutuplaşıp kavgayı tercih edersek, dahası çağın gelişmelerini yorumlamakta geç kalırsak, uyarıyorum ki çok ağır bedeller ödememiz kaçınılmazdır. Allah muhafaza merhum Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul isimli romanında dile getirilen ölü vatanına gömülmüyor, diri vatanına basamıyor tespiti tezahür edebilecektir. Aslına bakarsanız içi dışı fitne kazanı gibi kaynayıp fokurdayan çarpık siyasi zihniyetlerin arzusu da budur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin medeniyet tasarımı, millet tarif ve tahlili, malum siyasi partilerin anlayıp açıklayamayacağı kadar derin ve muhtevalıdır. Türkiye düşmanlarının tadilatından geçip, kaynağıyla bağlarını koparan muhalefet partilerinin akıntıya kapılan küçük kütük misali, sığ ve kısır bir polemik gündeminde sürüklenmeleri, seçenek ve ümit olmaktan çıktıklarının bize göre çarpıcı göstergesidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda sivrilen kuvvet olma süreci zengin tarihi referanslara dayanırken, tesir alanında kesintisiz jeopolitik hesaplaşmalar yoğun olarak devam etmektedir. Ne CHP'nin ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerinin siyasi gündemi ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir. Hepsi kendi derdine düşmüş, çıkar ve güç savaşlarıyla kendi işlerine gömülmüşlerdir. Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı gibi gezmesin, çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz. Ancak demin çayda, gemin atta olmasını bekleriz. Özgür Bey, maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz. Allah için siz de her ayağa uygun bir numara olduğunu görülüyor. Meşhur
Bir anekdottur Mehmet Akif'e birisi ihtizayla şu soruyu sorar. Affedersiniz, siz veteriner misiniz? Akif'in cevabı anlayan için şamar gibidir. Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Özgür Bey, canın demli çay mı çekiyor? Şayet herhangi bir sancın yoksa net söyle, özne yüklem uyumsuzu cümleler kurma, senin içinde bir bardak çay ayrılalım ama demi çaydan başka bir maksatla istersen kusura kalma, duyacağın laflara ise sakın alınma. Söylediğimiz sözler sana ağır geliyorsa üzülme. Bu sene olmadı, seneye hazmedersin. Adam yerine koyup bir bardak çay ikram etsek de kısa süre sonra seni ve zihniyetinizi koyduğunuz yerde bulamayacağımızın farkındayız. Demli çay baş göz üstüne ama demlenmiş, devrilmiş, dejenere olmuş bir siyasete elbette her zaman hayır diyoruz ve demeyi de sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demlenmesi, çayın dem alması gibi değildir. Bu dem başka bir demdir. Kime değerse değirmen gibi öğütmekte, yeminli Türkiye düşmanlarına yem etmektedir. CHP'yi demleyen demlemiş deney tüpü ve tek kullanımlık çay poşeti gibi kullanılmış kısaca çok yazık etmişlerdir. Özgür Bey, şu sözlerim her daim kulağında çınlasın. Demi çayda seviyorsan ağzın, Türkiye sevdasıyla oluşmuşsa ahlakın, bir de millete bağlılıkla olgunlaşmışsa aklın, ne işin var düğünde, düğün senin evinde. Gir oyna, çık oyna. Demlenip kandile oluyorsan meze, kalbin sızlamıyorsa bölücülük melanetine, üstelik el etek öpmekle arıyorsan melce, ne işin var cenaze evinde, cenaze evinin tam orta yerinde. Gir ağla, çık ağla. 31 Mart seçimlerine 48 gün kala, Cumhuriyet Halk Partisi kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, Sandık İttifakı kisvesiyle demin yani PKK'nın çekim alanına girmiştir. Bunun dışında ne söylense beyhudedir. Zira saklı gerçekler kirli ilişki ağları, alver mekanı, uyanık ve şuurlu hiçbir vicdan sahibinin dikkatinden kaçmayacak. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir. Demin özellikle İstanbul'da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bumerang gibi bir gün ters dönecektir. 31 Mart'ta Türk milleti kargaşa ve kaos imal eden partilere sandıkta nal toplatacaktır. Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayımızın seçim çalışmaları esnasında yapılan ve demokrasimizi de hedef alan silahlı saldırıyı buradan lanetliyor, yakalanan faillerinin cezalarını çekmelerini içtenlikle ümit ve temenni ediyorum. Karnıyla düşünmeyi, gözüyle öğrenmeyi, kulağıyla görmeyi alışkanlık haline getiren siyasi istismar ve inkar taifesinin Türkiye'nin güçlenen ve güçlenen devlet ve toplum hayatından rahatsızlıkları
klinik ve patolojik düzeyde de olsa bunların yalnızca 48 günü kalmıştır. Hiç kimse merak buyurmasın. Endişeye kapılmasın. 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler Cumhur'un iradesiyle birleşip küllerinden yeniden doğacak, meşale gibi bu yüzyılı aydınlatacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi milli ve manevi değerlerimizle çatışma halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi istiklal ve istikbal haklarımızla çelişki içindedir. Demlenip değersizleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eğer akli melekeleri sükut etmemişse, eğer beyni sulanmamışsa, izahı ve ifadesi olmayan, tekrarından yüzümüzün kızarıp hayal edeceğim ve bu gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef özetidir. Büyükerşen kahredici bir bühtanın lekesiyle siyasi hayatını noktalamak üzeredir. Keşke temiz mazisiyle, saygın ilim ve siyaset insanı vasfıyla anılsaydı, fakat sonunda ecdadımıza ve tarihimize husumet besleyen karanlık iç yüzünün ortalığı saçılmasıyla bütün her şeyi silip atmıştır. 15 Ocak 2024 tarihinde Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısı sırasında yaptığı konuşmada bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp durmuşumdur diyen Büyükerşen esasen haklıdır. Cevap konusunda yardımcı olmak ise görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam olması diye bir şey asla ve kata mümkün değil. Hatırlatırım ki Osmanlı tabiri devletin adıdır. Milletin adı ise Türk'tür. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftarıdır. Osmanlı İmparatorluğu karalamaya, aşağılamaya teşebbüs etmek bir Haçlı kafasıdır. Sırp Sındığı'nın, Kosova'nın, Nibolu'nun, Varna'nın ve Muac'ın acısını unutmayanların Yılmaz Büyükerşen'in şahsında mücessem hale gelmesi biliniz ki utançların en utancı, düşmanı takdis edenlerin en son çırpınışıdır. Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş, kin ve nefret saklandığı yerden bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin, tükenmemiş düşmanlıkların, unutulmamış yenilgelerin hesabıdır bu. Bu bitmemiş hesabın bugünkü taşeronu demlenmiş CHP'dir. Büyükerşen de sadece maşasıdır. Eskişehirli vatandaşlarım böylesi bir kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ecdadımıza hakaret eden müflis Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle devamı diye bir şey de akla ve milli ahlaka kesinlikle aykırıdır. Osmanlı İmparatorluğu Türk'tür, Türkiye'dir, Türk milletidir. Büyükerşen'in aklında ne varsa o da diline yansımıştır. Yazıklar olsun diyorum. Haydi tarihten feyiz almadın diyelim. Peki yaşından başından da mı utanmadın? Tekfir zihniyetine, Bizans varislerine, Haçlı yanaşmalarına verilecek cevabın tarihi 31 Mart 2024. İnsanlık tarihi tehlikeleri öngörmemiş, tehditleri sezememiş, işleyen hayatın, akan zamanın değişim dinamiklerine intibak edememiş, devlet, medeniyet ve toplumların acıklı harabelerini gözler önüne sermektedir.
Türk devleti harabeye dönmeyecek, döndürmeye çalışanların da hesabı sorulacaktır. Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkaslara, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği coğrafyalarda bugünün ve geleceğin sorunları işin özünde Birinci Dünya Savaşı'nın hala devam ettiğinin ikaz ve izharıdır. Çünkü 1914-1918 yıllar dünyasının hakim olan devasa sorunlar henüz sonuçlanmış ve kapanmış değildir. Demlenmiş CHP'nin meselesi milli hak ve çıkarlarımızı fikir ve siyaset namusuyla ele almak değil, tarihe küfür, ecdada iftiradır. Muhterem arkadaşlarım, millet olma şuurunun zemini ve çıkış noktası üst kimlik ve kültür unsurlarıdır. Ancak millet olma hali, onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkarı anlamına taşımaz. Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet anlayışı ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değil ve olmamıştır. Tamamen kültür ekseninde kaynaşmayı temsil etmiştir. Bu nedenle bizim hiçbir zaman kimsenin kökeni veya mezhebini öne çıkaran, kaşıyan, reddeden, aşağılayan, engelleyen, yasaklayan bir zihniyetle yakınlaşmamız söz konusu değildir. Yine bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da millet kavramı birleştirici bir oluşumdur ve tarihi bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır. Devletin kuruluşunda etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Partimiz, ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Ne var ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği işbirlikçi zihniyet, milleti oluşturan kimlikleri sorgulamakta, tahrikleri ısrarla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının da üstünde tarihi bir gerçektir. Devletimizin beşeri varlığı ve dayanağı olan tek millet olgusu, bu kucaklaşmanın neticesinde vücut bulmuştur. Kültürlerin üst kimlikle ve kültürle buluşması bizim için önemli ve önceliklidir. Bu da asla bir dayatma ve asimilasyon değildir. Daha güçlü bir toplumda, müreffeh bir ülkede yaşama arzusundan doğacak bir sosyal uzlaşma ve dayanışmadır. Türkiye Cumhuriyeti bu birleştirici ve bütünleştirici millet temeli ve sosyolojik zemin üzerinde vücut bulmuştur. Ancak tahripkar süreç devam ederse, mensup olduğumuz Türk milleti alt kimlik ve çok kültürlülük talepleri sonucunda ayrışma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durum hem milli birliğimizi tahrip edecek hem de Türk devletinin sonunu hazırlayacaktır. Bizim bu konuda duruşumuz nettir. Bizim dayandığımız ilkeler tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek dil ülküsüdür. Tek devlet, üniter yapının korunmasını, tek millet, Türk milleti kimliğinin devamını, tek bayrak, milli devletin bekasını, tek dil, resmi dilin yalnızca Türkçe olabileceğini, tek vatan ise ülkemize ortak koşulamayacağını teyit ve tescil edecek. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Varsa denemek isteyen, bu değerleri çiğnemeye azmeden, ben bunları kabul etmiyorum diyen, buradan açıklıyorum ki, akıllarını başlarına alsınlar. Bir kere daha düşünsünler. Burada biz varız ve buna izin vermeyiz. Dün vermedik, bugün de vermeyiz, yarın da vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım,
Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık aradan sonra yarın gerçekleştireceği Mısır ziyareti, bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanlığı ile görüşecek olması bölge ve barış istikrarına önemli bir katkıdır. Bu kritik ziyarette ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve işbirliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarınadır. Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki önemli, öncelikli ve müsbet sonuçları olacaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde Türkiye ile Mısır'ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Orta Doğu'da dengeleri değiştirecektir. Türkiye, İsrail'in bu muhtemel operasyonuna karşıdır. Aynı şekilde Mısır da karşıdır. Türkiye ile Mısır'ın beraberce çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur. Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın eş zamanlı olarak gücüne güç katacak. Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar oluşacak yeni eksenin caydırıcılık özelliği tüm dikkatleri de üzerine çekecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin çevresinin barış kuşağıyla ihata edilmesini, diyalog ve diplomasi ile her sorunun çözümünü makul ve mantıklı, en doğru yol olarak değerlendirmektedir. Cepheleşmenin hiç kimseye, hiçbir ülkeye bir yararı okunmayacaktır. İsrail'in Refah'a hedef alan saldırgan tavrından derhal vazgeçmesi, masum ve mazlum Filistinlerin kanını döken katliamlarına son vermesi insani ve vicdani bir mecburiyettir. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Gazze'deki yıkımla ilgili raporu da hakikaten yürek yaralayıcıdır. Gazze'de 12 milyon ton enkazın oluştuğu, 650 bin masumun dönecek evinin olmadığı açıklanmıştır. Yaklaşık 28 bin Filistinli katledilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın İsrail Gazze'de aşırıya kaçtı değerlendirmesi samimiyet içeriyorsa gereği derhal yapılmalı. Aşırılığın ve dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış derhal tesis edilmeli. 1967 sınırlarına haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen, siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin devleti muhakkak surette tanınmalıdır. Aksi halde sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacak, silahlı çatışmalar dünyayı A'dan Z'ye sarıp ateşe verebilecektir. Unutulmasın ki Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Biz güvenlik haklarımızdan, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, vermeyiz, vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Sayın